يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bir gün mahkemeye çıktık. Ara mahkeme bu. Kamera karşısından, hakim de salondan bizi dinliyor. Çıktık neyse sordu, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bunların suçu nedir dedim. Bunlarda siz silah mı yakaladınız, bomba mı yakaladınız, ne yaptınız? Ben dedi buradan baktığım zaman karşıda neyin ne olduğunu, Allah Allah'ını açığa çıkardı. Allah içlerindeki Allah, kini açığa çıkardı. Ne görüyorsun karşıdan baktığın zaman sen dedim? Silah mı görüyorsun? Bomba mı görüyorsun? Roket mi görüyorsun? Sakaldan başka ne görüyorsun karşıdan baktığın zaman? Sakaldan başka ne görüyorsun karşıdan? Ne görüyorsun karşıdan baktığın zaman? Demek Allah Resulü yaşasaydı sen Allah Resulü'nü de El-Kaide diye yargılayacaktın. Demek Allah Resulü yaşasaydı sen Allah Resulü'nü de El-Kaide diye yargılayacaktın. Öyle mi? Yani sakaldan başka şu an kameradan bana baktığında sakaldan başka bizden ne görüyorsun? Adam bir şey demiyor. Ben dedim ki sen bu insanlara ne yaşatıyorsan Allah da sana bunun aynısını yaşasın. Adam terlediği, sıkıldığı üzerindeki cübbeyi çıkardı, ellerini katladı, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Önde de katip oturuyor. Normalde hakimler çok kibirlidirler. Yani hiçbir hakim kendisine böyle konuşulmasına müsaade etmez. Katip de şöyle şeye bakıyor, hakime bakıyor. Yani bir Müslümanın küfür etmeden yapabileceği ne kadar hakaret varsa yaptım. Benim elim senin iki yakandadır. Sen nasıl yüzsüz bir adamsın dedim. Sen akşam eve gittiğin zaman çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorsun? Yani babam eve geldi, benim babam hakimdir dediğinde sen bunca insanın hiçbir suçlarının olmadığını bilmene rağmen, El-Kaide olmadıklarını bilmene rağmen sen burada tutuyorsun. Akşam eve gittiğinde çocukların yüzüne nasıl bakıyorsun? Akşam eve gittiğinde çocukların yüzüne nasıl bakıyorsun? Peki sorun şu kardeşler. Beni tutuklamaya gücü yeten adam, beni içeride tutmaya gücü yeten adam, istese beni cezaevinde 3 ay 4 ay hücreye atabilecek adam niye hiç sesini çıkarmadı sizce? Niye başını önüne eğdi, terini silmekten başka hiçbir şey yapmadı? Çünkü vicdanı rahat değil. O da senin El-Kaide olmadığını biliyor. Senin söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu o da biliyor. Senin IŞİD olmadığını o da çok iyi biliyor. Ama memur, önüne bir kağıt gelmiş, bu adamı şu kadar ay tutacaksın, ondan sonra bırakmak istiyorsan bırakabilirsin diye. Önüne kağıt geldiği için adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Senin IŞİD olmadığını senin o da çok iyi olmadığını biliyor. Ama çok iyi biliyor. Memur. Ama memur. Ama memur. Vallahi kardeşlerim, ha Konya'da olsun, ha Bursa'da olsun, ha başka illerde olsun, IŞİD diyerek Müslümanları tutuklayan adamlar kendi isimlerinden emin oldukları gibi tutukladıkları Müslümanların IŞİD olmadığını biliyorlar. O zaman ne yapacağız kardeşlerim? Kendimizi doğru tanıtacağız. İnsanlar bizi doğru tanıyacaklar ki başkalarının yaptığı propagandalara aldanmasınlar. Ha deseniz ki peki biz kendimizi doğru tanıtsak bile yani insanlar inanacak mı? Hayır. 40 sene boyunca en doğru sözlü adamdır dedikleri Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem 41. sene yalancısın dediler. Hayatında ağzından şiir duyulmamış olan peygambere sen şairsin dediler. Sen şairsin dediler. Sen şairsin dediler. Ömründe bir kahinle alakası olmamış, kahinlerin meclisine gitmemiş peygambere sen kahinsin, cinlerin haber verdiğini bize anlatıyorsun dediler. Okuma yazma bilmeyen peygambere sen bunları uyduruyor, kendi elinle yazıyor, sonra insanlara okuyorsun dediler. Yani biz ne yaparsak yapalım, inanmak istemeyen adam zaten inanmayacaktır. Ve inanmayan için de bahane zaten her halükarda hazırdır diyelim.